Ölümümüz Tehlike serisi son filmi olan Ölümcül Hesaplaşma bölüm 1 incelemesinden herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoda spoilersız olarak inceleyeceğim. Spoilerli videoda en kısa sürede gelecek. Videoya geçmeden küçük bir hatırlatma da yapayım. Kanala abone olarak videoyu beğenerek ve mümkünse yorum yaparak lütfen destek olmayı unutmayın. Evet geçelim filme. Görevimiz Tehlike serisi benim için kesinlikle en başarılı aksiyon filmi serisi. Bu filmde aynı şekilde ilk dakikasından son dakikasına kadar heyecan ve aksiyon doluydu. Kısacası Tom Cruise daha yapana kadar en iyisi diyebiliriz. Tabii en iyisi derken görevimiz tehlike filmlerin tamamı için bunu söylüyorum. Özellikle 4. filmden itibaren muazzam filmler izledik. Açıkçası 7. film ile diğer filmler arasında bir karşılaştırmaya veya sıralamaya girmek istemiyorum. Hepsi birbirinden güzeldi ve bu film de benim için çok beğenerek keyifle izlediğim bir film oldu. Konusu gayet başarılıydı ve güncel bir konuya değinmesi de ayrıca güzel olmuş. Genelde iki parttan oluşan filmlerde ilk part biraz daha sakin geçebiliyor. Veya filmin sonunda böyle bir belirsiz durum bırakılabiliyor. Ama bu filmde öyle olmamış kesinlikle. Temposu gayet yüksekti. Giriş, gelişme ve sonuç da gayet güzel işlenmişti. Tabi bu ikinci filme merakla beklenecek bir heyecan unsuru bırakmadığı anlamına da gelmiyor. Konusu itibariyle ve yaşananlar sonucu ikinci filmi de heyecanla bekliyorum. Çünkü filmin kötüsü çok başarılı yazılmış hem soyut olarak hem de somut olarak etkili bir kötü görüyoruz. Ve ikinci film için acaba onu nasıl yiyecekler, nasıl alt edecekler diye bir merak ediyor insan. Filmin senaryosu kesinlikle tembel yazılmamış. Neredeyse her detay düşünülmüş. Tabi o detayları spoilerlı incelemede değineceğim. Filmin süresi 2 saat 40 dakika kadardı. O yüzden haliyle bir tık uzatılan sahnelerde yok değildi. Örneğin fragmanlarda da gördüğünüz arabala kaçış koşuşturmacası biraz uzun tutulmuş. Araba sürmeyi beceremeyen kız o süre içerisinde araba sürmeyi öğreniyor. Yani siz düşünün ne kadar uzun sürdüğünü. Senaryonun başarısına değindik. Aksiyona, heyecana değindik. Tabii oyunculukları da es geçmemek lazım. Filmde o kadar başarılı oynanmış karakter vardı ki saymakla bitmez. İsa, Alana, Paris, Grace, elbette Luther ve Benji de. Hepsi dikkat çeken oyunculuklar sergilemiş ve rolün hakkını vermişler. Hepsini ayrı ayrı çok sevdim. Kurulan diyaloglar, yapılan espriler de oldukça yerindeydi. Son olarak tabii Tom Cruise abimize özel bir değinmek istiyorum. O yüzden onu saymadım. Tom Cruise'un sinema sektöründeki yerinin çok başka olduğunu düşünüyorum. Filmlerin daha iyi olması için her şeyini veren biri. Üstün bir çabası ve performansı var. Daha öncesinde su altında durma süreleri olsun, az dubler kullanması, uçakla yaptıkları ve ayak bileğini kırması gibi emeklerini gösteren çok şey yaşadı. Ve bu filmde de bu yaşadıklarına bir yenisini eklemiş. Oldukça tehlikeli bir motorla atlama sahnesine imza attı ve bunu en iyi şekilde olması için defalarca tekrarladı. Çekimi yapanlar, ekip ve yönetmen de onu şaşkınlıkla ve tedirginlikle izledi. Bu anlar zaten yüzlerinden de okunuyor. Sonuçta yaralanma ve hayati tehlike de oluşturabilecek bir durum. Aksilikler sonucu kötü de olabilirdi. O yüzden bu sahneler filmin başında çekilmiş zaten ki olası bir yaralanma durumunda diğer sahneler boşa gitmesin diye. Tom Cruise bu yaşında hala sinema sektörü için elinden geleni fazlasıyla yapıyor ve yapmaya da devam etmek istiyor. İdolü sanıyoruz ki Indiana Jones abimiz olabilir. Çünkü kendisine 80 yaşına kadar filmlere devam etmek istiyormuş. Tabi sadece kendi filmini değil başka filmleri de destekleyen bir sinema sever. Bunu Flash, Barbie, Oppenheimer gibi filmlerde görmüştük. Ki iki filmi bu hafta vizyona gireceği düşünülürse oldukça centilmen bir hareketti. Zaten kendine güvenen, güvenmek de bunu gerektirir. Diğer iki filmde başarılı yapımlar olsa da bence görevimiz tehlikeyi etkileyemezler. Sadece tek bir filme gitme şansım olsaydı hiç düşünmez Mission Impossible derdim. Yani işin özü kaçırmayın sinemada izleyin derim arkadaşlar. Pişman olmazsınız. İlk andan itibaren aksiyonun içine çekiyor ve film boyunca bunu sürdürüyor. Öyleyse spoilerlı inceleme videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.